Anne, ne oldu? Yaşıyor değil mi baba? Yaşıyor anne. Annem, yaşıyor annem, yaşıyor. Yaşıyor kızım, yaşıyor. O zaman niye ağlıyorsun? Ne oldu anne, benden bir şey mi saklıyorsun? Ne oldu söyle. Kızım, babanın ayağı... babanın sağ ayağı dizinden aşağı artık yok. Ne? Nasıl? Kim yaptı? Sarhoşum biri. Baban çalışırken arabanın altına almış, sürüklemiş kızım. Benimle geliyorsun. Sen hala ne yapıyorsun burada? Hadi yürü, ilaç alacaksın. Nereye? Gidince görürsün. Oh, boynum, boynum. Oh. Tut şununla. Bak, bana bir şey olursa sonun olur. Kanka, geliyorum hemen. Zaten ilaç verdim demiştim. Bu neyin ilacı şimdi? Bu ne şimdi? Bak şu insanlara. Sebep olduklarına bak. Hangi tazminat geri getirir gideni? Keşke morga inebilsek de sana ölüleri de gösterebilsem. Bak bak, iyice bak. Neye sebep olduğunu anlamak için iyice bak. Zengin bir ailen var. İstediğin her şeyi elde edebilirsin. Ama vicdan parayla satın alınabilecek bir şey değil. Ve herkese, hepimize lazım. Bunu öğrenmen gerek. Çocuk değilsin. Ne oluyor burada? Oğlum, ne oldu sana? Sen benim oğlumu nasıl üzersin? Bana vurdunuz. Ne yaparsın? Dava mı açarsın? Koş, koş hemen dava aç. Oğlumun gözünden akan bir damla yaşın neye mal olduğunu öğreteceğim sana. Sert kayaya çarptın kızım. Ya siz ne kadar utanmaz insanlarsınız ya. Asıl utanmaz sensin. Yaptığınız hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey yüzünüzü kızartmaya yetmiyor. Ne diyorsun sen ya? Asıl karşıma geçmiş pişkin pişkin konuşan sensin. Tamam, yeter bu mesele, uzadı artık. Siz beni darp ettiniz ve ben de sizi dava edeceğim. Ve hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmeyeceğimi bilin. Sürüm sürüm süründüreceğim ben seni. Benimle uğraşmanın ne demek olduğunu anlatacağım ben sana. Sefil seni.